Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Temmuz-Ağustos favoriler videosu çekmeyi planlıyorum. Son zamanlarda fark ettiğiniz üzere 2 ayda bir favoriler videosu çekmeye başladım. Çünkü hem kullandığım ürünler bir rutin haline dönüştü. Hem çok fazla bir ürün gösterebileceğim ürün birikemez oldu elimde. Favori olarak kullandığım her ay içinde. Hem de böyle 2 ayda bir düzenli olarak kullandığım ürünleri size göstermenin daha mantıklı olduğunu düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Lafı çok fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. İlk olarak göstereceğim ürün size bu Nivea BB Clean'in temizleyici, BB krem temizleyici suyu. Ben aslında Garnier bittikten sonra çok fazla böyle temizleme ürünleri kullanmaya başladım. Biliyorsunuz makyaj sütü falan kullanmaya başladım. Birkaç ay içinde sürekli makyaj sütü kullandığım için onu favoriler videoma eklemeye başladım. Fakat daha sonra bu ürünü ben biraz geç keşfetmeme rağmen çok sık kullanır oldum bu ay içinde. Bir sıvı sulu bir makyaj temizleyicisine tekrar geçmek istiyordum. Bu yüzden bunu denemek istedim ve çok geç kalmışım. Gerçekten denemek için çok geç kalmışım. Çünkü çok çok favori olan bir ürün benim için artık. Bence Garnier'den çok daha iyi temizliyor. Özellikle waterproof maskaraları, göz makyajınızı çok çok daha iyi temizlediğini düşünüyorum. Sadece BB krem için değil zaten. Fondöten veya herhangi bir başka cilt ürünü kapatıcınız için de çok faydalı bir ürün. O yüzden bence eğer daha hala denemediyseniz ve merak ettiğiniz bir ürünse aslında bence bakabilirsiniz kesinlikle diyorum. Çünkü benim şahsen çok sevdiğim bir ürün oldu kendisi. Bir diğer ürün ise Pure Beauty'nin bu antioksidant jeli. Bu aslında bir peeling jel. Bunu nasıl uyguluyorsunuz? Bu işte yüzünüzü yıkadıktan, makyajınızı temizledikten sonra bunu jel halindeyken, hafif yüzünüz nemliyken çok az alıyorsunuz elinize ve yüzünüze kuruyana kadar, bu elinize kuruyana kadar bunu yavaş yavaş masaj yaparak uyguluyorsunuz. Ve bir süre sonra o jelin kurumaya başladığını ve ölü deriden yüzünüzü attığını görüyorsunuz. Kuruyarak o ölü deriyi, cildinizdeki ölü deriyi yavaş yavaş yüzünüzden atıyor. Ovalayarak yapıyorsunuz bu işlemi. Ben gerçekten çok sevdim. Hem çok pratik hem çok güzel temizlediğini düşünüyorum. Bir sonraki ürünüm ise Sisley'in bu 30 SPF'li renkli nemlendiricili, güneş koruyuculu bir ürünü aslında. Bunun içeriği aslında çok farklı bir ürün. Aslında bir güneş koruyucu bu ama renk tonu, rengi tamamen BB krem renklerinde ve o yüzden aslında bunu sadece sürüp fondöten BB krem sürmüş gibi cildinizin renk tonunu eşitleyip dışarı çıkabiliyorsunuz. O yüzden benim çok sık kullanmaya başladığım ürün oldu kendisi. Çünkü ben bu yaz sıcaklarında BB krem kullanmayı hiç sevmiyorum. Bence BB krem çok daha cildini çok fazla nemlendiriyor ve daha fazla yağlı bir görünüm oluşturuyor. O yüzden bu tarz renkli nemlendiricili ürünler ya da işte güneş koruyuculu renkli ürünler çok daha kurtarıcı oluyor benim için. Eğer siz de merak ederseniz Sisley'in bu ürününe bir bakabilirsiniz diyorum. Ve gelelim bir diğer ürüne. Bu da Alixavie'nin bu volumatik maskarası. Ben bu maskarayı aslında bir yıldır falan almıştım, kullanıyordum ve daha sonra araya başka bir ürünler girdi. Buna elim tekrar gitmedi. Son zamanlarda tekrar kullanmaya başladım ve gerçekten çok güzel uzatan, tek tek ayıran, çok güzel volüm veren bir maskara. Fırçası plastik bir fırça değil, şu şekilde normal kıllı bir fırça. O yüzden bu tarz ürünlerden hoşlanan, bu tarz ürünleri kullananlar varsa kesinlikle bu maskaraya bir baksın diyorum. Şu an gözlerimde de var, görebiliyor musunuz bilmiyorum bu maskarayı ama tek tek ayırıyor ve çok güzel uzatıyor. Bir sonraki ürünüm ise bu son zamanlarda favori olan Eclipse'in bu metalik fırçaları oluyor. Ben bunların kontür fırçasını aldım ilk olarak deneyimlemek için. Şu an birazcık kirli olmasına bakmayın ama gerçekten çok güzel dağıtıyor. Çok güzel kontür veriyor, çok doğal bitiş sağlıyor ve çok güzel dağıtıyor. Ürünün fazlasını kesinlikle fırça kendiliğinden dağıtıyor. Yüzünüzde herhangi bir fazla ürüntüsü olmuyor. O yüzden çok memnun kaldım. Kesinlikle diğer fırçalarını da alacağım. Zaten fiyatları çok uygun. Eğer ki bir fırça ihtiyacınız varsa mutlaka Eclipse'in bu fırçalarına bakmanızı tavsiye ediyorum. Ve yine bir diğer ürünüm ise bu The Balm'ın şu ikili, iki uçlu göz farı fırçası oluyor. Biri bir tarafı karıştırma fırçası, bir tarafı da şu şekilde far fırçası. Ben bu tarafını çok fazla kullanmıyorum çünkü çok geniş açılı bir fırça. O yüzden gözümün tamamını tek bir farla kaplamıyorum genelde. Fakat bu diğer karıştırma fırçası benim kesinlikle favorim oldu. Çünkü biliyorsunuz ben birkaç video öncesinde H&M'in karıştırma fırçasından çok fazla şikayetçi olduğumu söylemiştim. Birkaç yıkamadan sonra kıllarının çok sertleştiğini ve göz kapağımın çok fazla acıttığını söylemiştim. Bu yüzden bu süre içinde yeni bir fırça arayışına girdim ve
bu The Balm'ın fırçasını keşfettim. Özellikle bu ucu gerçekten yumuşacık. Yıkadım, birkaç kez yıkadım ve hiçbir şekilde sertleşme olmadı. Çok güzel dağıtıyor. Zaten karıştırma fırçaları benim böyle daimi kullandığım ürünlerden birisi. Çok fazla fark karıştırıyorum çünkü. O yüzden eğer siz de böyle bir ürün arayışındaysanız farklı fırçalar olarak bu şekilde alternatif ürünler tavsiye edebilirim size. Ve son kozmetik favorim Golden Rose'un bu Velvet Matte serisindeki 27 numaralı ruju oldu. Bu ruju kesinlikle hepiniz biliyorsunuzdur zaten. Matte serisindeki birçok güzel ruj gibi. Bu ruj da benim çok sık favorim oldu. Ve son zamanlarda biraz daha böyle nude rujlar sürmeye başladım. O yüzden elim sürekli buna gitti. Hem uygun fiyatlı hem de gerçekten renk tonu matlı, çok güzel olan, çok güzel dişli bir ruj. Mat olmasına rağmen çok kremsi bir ruj. Bilmeyenleriniz için söylüyorum. Nude ruj arıyorsanız veya böyle bu şekilde mat ruj arıyorsanız zaten mutlaka Golden Rose'un Velvet Matte serisine bakmışsınızdır. 27 numarasını da tavsiye ediyorum. Gelelim film favorilerime. Son zamanlarda çok fazla dizi, film izleyemediğim için bu ay içinde iki tane çok favorim olan filmden bahsedeceğim size. Bunlardan birisi Sihirbazlar Çetesi 2. İlk filmini izlediyseniz zaten çok başarılı bir soygun gerçekleştiriyorlardı. İkinci filminde de serinin devamı aynı şekilde ve gerçekten muazzam bir kadro, muazzam bir film. Bir diğer favori filmim ise Senden Önce Ben. Bunun zaten kitabını okuduysanız sonunu mutlaka biliyorsunuzdur. Ben de kitabını okuduktan sonra sonunu bilmeme rağmen filmi İzlediğimde hüngür hüngür sonunda ağladım. Benim favoriler videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım en azından size fikir verebilen herhangi bir ürün veya herhangi bir favorim olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.